Sevgili seyirciler, devam ediyoruz. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Futbol etiketimiz. Çok önemli. Beyaz Futbol, Beyaz TV. Bu arada hemen belirtelim. Günün önemli gelişmelerini, sporda şu anda biz ne konuşuyorsak. Tüm ayrıntılar beyazgazete.com'da, beyazgazete.com'da hepsini bulabilirsiniz. Şu anda arkadaşlarımız orada da ummalı bir çalışma yapıyor. Evet. Ahmet Hoca'nın neler söylediğini, Sinan abinin yorumları, Abdülkerim Hoca'nın, Rasim Ozan'ın, Beşiktaş, Bursa soyunma odasında neler yaşanıyor? Fenerbahçe, Konya soyunma odasında neler yaşandı? Avrupa'da, dünyada neler oluyor? Hepsi beyazgazete.com'da şu anda ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Sevgili seyirciler, Bursa'ya gideceğiz yine. Hakep Erten. O ne hocam? Çok lütfen, ayıp. Çok ayıp etti. Lütfen bu karşıdaki kişiyi özel, kına. Ben özel bunu Rize'den getirttim. Arkadaşlar Rize'den bak, mesaj çekiyor. Apo abi Rasim içecek diye gönderdin diyor. O diyor bizim çayımızı attı diyor. Ayıp ettin Rasim. İçmesen de bir tanıdığına ver. Birine ver oğlum. Çaya saygısı yapma Rize. Rize müthiş oynadı. Rize'nin hakkını verelim bak. Bravo Sinan. Rize, şimdi, Rize tamam. Galatasaray, Rize çayıyla bir ilgisi var. Bana da Rize çayı getiriyor. Bu hakarettir. Şimdi Galatasaray kötü. Galatasaray hakarettir. Galatasaray yorgun ama müthiş de Rize var yani. 94-95 dakika oyunu bırakmayan Rize var. Bu. Rize'yi de tebrik edelim yani. Yok tabii. Hikmet Kahraman tebrik ediyor. Rizeliler, benim kardeşimdir. Rizelileri ben çok severim. Ama yani böyle geçen sene bana Akhisar köftesi yedirdin. Getirmedim kardeşim, ısmarladım. Getirmedim ama Akhisar köftesi. Sen bana Rize çayı getiriyorsun. Fena mı yapıyorum? Bir akraba şey olacak bu sözü söyledi mi gerçekten? Ne demek Tuğçe, kaliteli mi bu? Kaliteli, iyi işler. Kaliteli diyorum sana ya. Evet. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar sözünü söyledi mi? Demlik demlik hiç. Andreas Beck konuşuyor. Bir Andreas Beck'e geçeceğiz. Bu arada kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar sözünü söyledi mi? Acaba ona bakacağız. Hocam sizin hayvanınız karga. En sevdiğiniz hayvan. Bir de şöyle bakayım. Kargalar eğer hani dediyse tabii bir önce bir doğrulatayım. Kim söyledi? Ergi dedi. Andreas Beck. Kargalar hakaretleri bu akşama zorlandı. Oradan başlayayım. Yani biraz savunma zaafı yaşadılar mı? Especially defensively. Did we have some problems defensively? No, the thing is, we knew that it will be very hard today. The last two games, it was like that. That the other teams, they press us very high. We are a team that want to play football, to create chances from the back. But sometimes we have to change. Also, we changed in the second half. We played more long balls, and we get out of the pressure. But we have to learn. We have to keep going to create our game. And of course, the other teams today, they had the advantage with the fans. We've been a little bit tired. It was a very short week after the Moscow game, but at the end we played zero at the back against Moscow. We also played good, in my opinion, and so we have to keep going. We are very happy about the victory, and we don't spend too much thoughts now on defense or offense. We enjoy the victory. Biliyorduk bugün çok zor olacağını ve son iki maçımızda da rakipler bizi ciddi anlamda zorladılar. Önde basmaya çalıştılar. Çünkü biz sürekli oynamaya çalışan ve üretmeye çalışan bir takımız. Ama ikinci yarıda strateji, oyun planını değiştirdik. Uzun toplara döndük ve uzun toplarla birlikte baskıdan daha kolay bir şekilde çıkmaya çalıştık ve pozisyon yaratmaya çalıştık. Bursaspor tabii ki de belirli bir avantaja sahipti. Taraftarlarından büyük bir destek aldılar. Biz son derece yıpratıcı bir maç olan Lokomotiv maçından sonra buraya geldik ve toparlanmak, dinlenmek için çok uzun bir zamanımız da yoktu. Hem Lokomotiv maçında hem bugün iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse şu anda savunma, hücum, bunları çok da tartışmayı çok da doğru bulmuyorum. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bunun tadını çıkarmak istiyorum. Beşiktaş taraftarlar bu sene artık şampiyon bekliyor takımlarından. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla içeride iyi bir atmosfer var, iyi bir takımdaşlık var. Neler söyler, kendisi yeni geldi takıma, yeni dahil oldu sonuçta. Our fans, they have big expectations for us to win the title this season. And yes. As far as we know, we have a very good atmosphere in the team. What do you want to say about it? Yeah, we know about our quality in the team. We know about our style we play. We want to dominate the games, and even now when we play every 3 days, we want to control. And even in our team, we have big expectations. We have duties, and yes, we also want to go further and win the championship. It will be a long race, but even these games, when you don't play good, you have to win these games to become champion. And this was a huge step for us today.
Biz de bu kaliteyi biliyoruz. Biz de bir stili oturtmaya çalışıyoruz. Ve sürekli üstün oynamaya, oyuna egemen olmaya çalışıyoruz. 3 günde bir maç yaparken bunu da oturtmaya çalışıyoruz. Takımda tabii ki de belirli görevler var. İnanın bana bizim de beklentilerimiz çok yüksek. Biz de şampiyonluğu gerçekten çok istiyoruz. Bu çok uzun bir yarış olacak. Bu akşamki maçın önemi şu. Çok iyi oynamadığınız oyunlarda da bu yarışta kazanmayı bilmeniz gerekiyor. O yüzden çok önemli. Çok büyük bir adım atmış olduk bu akşamki galibiyetle. Ali, şunu soracağım. Sezon başından beri Beşiktaş'ın oynadığı her maçtan sonra futbolu övgüler aldığı, 15 haftadır hem Avrupa'da hem ligde genel kanı Beşiktaş'ın çok iyi oynadığı ve ligi belli bir oranda domine etti. Ama bugün mağlubiyet olsaydı 10. haftada, hani sezon başından beri çok da iyi eleştiriler almayan Fenerbahçe lider olacaktı. Bu oyunculardaki gerçeklik algısında bir sapma, konsantrasyonlarında düşme nedeni olabilir miydi? You know, the vast majority of public opinion think that we are the best side in Turkish league. We are çok çok geç kaldık zaten. Beraber yalnız ya. Yok, beraber yapalım. Hadi. Abi, özel alıyoruz. Hadi. Sözüm evet Oğuzhan, bugün önemli bir galibiyet aldın, sen de gol attın. Neler söyleyeceksin? Tabii ki Bursa deplasmanının zor olduğunu biliyorduk. Zor bir maç oldu ama baskıdan birkaç kere iyi kurtulduk. Son pozisyonları bulamadık. Son 20 dakikada değişikliklerle bu pozisyonlara girebildik. Son 2 dakikadaki attığımız gol de tabii ki çok önemliydi ama en önemlisi tabii ki 3 puan almamız. Sinan Engin'in bir yorumu oldu. Beşiktaş diğer takımlar oranla daha farklı, yürekten oynuyor, gönülden oynuyor. De neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim öncelikle ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman domine etmeye çalışıyoruz. Her maç kime karşı oynarsak oynayalım, Avrupa Lig'de de öyle. Dediğim gibi burada da aynısını yapmaya çalıştık. Her şeyden önemlisi 3 puan maçı da aldığımız için çok mutluyuz. Olsan'a gönderelim, Olcay'a devam edelim. Olcay, neler söyleyeceksin? Zorlu bir deplasman. Ertan, ligin en zor deplasmandan biri. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Olcay maçı sabahtan itibaren yaşamaya başlıyor. Sadece bir gol atabildik. Çünkü gerek onun gol rekorunu kırmak istiyoruz. Dediği 100 golü ulaşmak istiyoruz. Ama önemli olan 3 puan. Çok erken yaşamaya başlıyor. Oynasın oynamasın. İnşallah böyle devam eder. Ertem abi stüdyoda şunu söylüyor. Olcay sabahtan itibaren maç heyecanı yaşamaya başlıyor. Neler söyleyecek diyor bu konuyla ilgili. Sabahtan itibaren heyecanı yaşamaya başlıyor ve maça çıkıyor yüreğiyle oynuyorlar diye. Yok, maç bu sabah değil. Bir hafta öncesinden başlıyoruz yaşamaya. Çünkü maçtan sonra maçtan önce olmuş oluyor yine. Öbür maçtan önce. O yüzden de bir hafta öncesinden başlıyoruz hazırlığa. Sinan abiye yorumun var mı? Sinan abi mutlu oldu bu galibiyetle. Rasime ne diyor Rasime? Sinan abim her hafta keyifli yayınlar yapıyor. Çünkü her hafta galibiyetle eve dönüyoruz. Sağ ol. Çok teşekkürler Olcay. Bir daha sizin yorumcu olmayacağız, tamam mı? Evet, teşekkür ederiz. Oğuzhan ve Olcay. Rasim, neler söyleyeceksin Oğuzhan ve Olcay için? İkisi de çok başarılı. Beşiktaş'ın yerli oyuncuları 2016'da Fransa'da Türkiye'nin bel kemiğini, omurgasını oluşturacaktır diye düşünüyorum. Yerli oyuncu üretmede ve mevcut olanı geliştirme konusunda Beşiktaş Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de ileri. Bunun da temellerini atan adam yanımda. Eğri yeri doğruya doğru. Yani bu konuda... yanında diyeceğim ben de tanıdım. Temel Şenol Güneş diyecek zannettim. Aşına kondu. Sen yaptın. Hayır ya. Hayır, Şenol Hoca'nın hakkını ver. Şenol Hoca ne yaptın sana ya? Beşiktaş yönetiminin de hakkını verelim. Beşiktaş yöneticileri de stadı harika yaptılar, bitirdiler. Aslan gibi çalışıyorlar. İyi transferler yapıyorlar. Stad mı oldu? Stad da bitiyor. 3-5 ay içinde. Nereye biter ya? Hayır. Bak sana bir şey söyleyeyim. En az bir sene. Hayır. En geç. Stad en geç. Bak en geç yeni sezon. En geç ama 2017. Nisan. Allah'ın izniyle Mart, Nisan biter ama ben yine en geç yine yeni sezon diyorum ama son 4-5 maçı oynayabiliriz orada. Bana kalsa oynamam, yeni sezonda açarım veya şampiyonluk turu maçı. Orada inşallah Allah nasip ederse şampiyonluk turu orada atmak için belki o maçta açılabilir orası ama bilemiyorum. Evet. Şimdi tabii Ertem yani kazanınca güzel. Kazanınca güzel. Futbolda hep her zaman kazanmak moral verir. Kazandığın zaman bir bakarsın yani dün Galatasaray mesela aynı şekilde 3-2 kazansaydı müthiş Galatasaray diyebilirdin. Bugün Beşiktaş kaybetseydi yerden yere vuruluyor olabilirdi. Ama hayır. Benim hiçbir zaman görüşüm şey değil. Bugün Beşiktaş çok iyi oynamadan kazandı. Bu arada stüdyomuzda bugün İtalya'dan ve Çin'den birer konuğumuz da var. Timinati ve Fansut. Ha, oradalar.
Çok çok güzel evet. İki ailenin davetlisi. Onlar bizi anlıyor mu? Bizim tabii anlıyorlar. Yanında bir adamlar sevmedik. Başlarım şimdi sizin Çin'inizden, Japon'unuzdan. Özür dilerim. Türk futbolunun katilinin Türk hakemleri olduğunu son iki haftada net bir şekilde söylüyorum. Beşiktaş şu anda bakın benim şampiyonluk adayım Beşiktaş'tır. Hiçbir yıllar Beşiktaş kazandı Ahmet Hoca. Hocam Türk hakemliği lav edilmelidir dersen. Ne edilmelini ona ilerimizdeki haftada bakacağız ama şunu söyleyeyim bakın. Geçen hafta söylüyorum Beşiktaş ya. Kasımpaşa'yı hakem kıyağıyla berabere kalmıştır. Kesin. Hocam bu akşam bak, Quaresma oyundan atılsaydı Beşiktaş kazanabilir miydi? Kasımpaşa'yı doğradılar. Hocam Quaresma niye alınsın oyunu? Niye atılsın oyunu? Bana bir cümle bir şey söyledin hocam. Quaresma, Abdülkerim abi. Bak Sinan abiye de sormuyorum. Rasim'e hiç sormuyorum. Ben beyaz bir adamım. Ya bir ya bırakın hiç bu işleri. Sen ben beyaz ben Beşiktaş'ım. Quaresma neden oyundan atılmalıydı? Kameraman arkadaşlarıma soruyorum. Çünkü adam değil. Fansu'da soruyorum. Çinli ve İtalyana soruyorum. Onlar ne bilir? Çinli. Bilirler hocam. Yanlarına ya onlar bugün hangi gün oldu? Cumartesi diye gelmiş adamlar buraya ya. Bırak Allah aşkına. Buna ruh. Adam değil. Severim bu olanları. Quaresma. Ben Ricardo Quaresma. Ertem'cim hoca biraz. İşi biraz artık popülist ya. Yani iş değiştiriyor ne artık bak hocam hakemler tamam. O kadar da Beşiktaş'a hakemlerle falan filan. Ya bir dakika. Geçen hafta yani bir dakika kardeşim. Hocam bak şu maçı söyleyebilirsin bana. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe maçında. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe haklı olabilirsin. Ben şimdi sana 3 tane maç söyleyeceğim. O maç belki berabere bitebilirdi. Beşiktaş Fenerbahçe maçında Beşiktaş hakemle kazandı. Hayır. Bir dakika bu şey. Berabere diyebilirim ben. Bir dakika benim berabere diyebilirim. Ama kazandı sonuç olarak. Kazandı abi. Tamam. Kazanamayacaktı. Olabilir. Ona katılıyorum. Ama onun dışında bir dakika bak. Dedim problemli bir oyuncu. Onun dışında hiçbir şeye katılmıyor. Perşembe gecesi bir maç oynandı. Onun dışında hiçbir şeye katılmıyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa Beşiktaş maçında 90 küsürde taç yanlış. 10 saniye sonra Atiba koluyla düzeltiyor. 10 saniye sonra dandik bir penaltı. Fikrim. Aldın Beşiktaş oradan kim bir verdi? Tabii. Mağrup muydu? Kim verdi? Evet. Kim verdi onu? Cücü. Cücü yere göğe koyamıyorsun hocam. Yere göğe koyamadınız hakem. Devam ediyorum. Bugün ya bir dakika ben buradan cücülere ve onun tutumları ya Cüneyt'e cücü. Cüneyt Çakır peki özür. Hocam özür. Estağfurullah. Özür dilerim hocam. Bir dakika. Cüneyt Çakır abi cücüde. Göztepe Karşıyaka. Ben hayatımda İzmir'le bir bağlantım yoktur. Bugün şöyle maça mı baktım? Lan bir adam attı. Karşıya çay bardağı. Arkadaşlar. Düşürü verdim. Aa, bu gece baktım. Haklısın. Quaresma'nın birinci sarısı. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yok. Hocam Beşiktaş peki tamam çok güzel doğru. Yapmayın beni. Özetle. 3 maçı Beşiktaş hocam, hakemle kazanırsa bir dakika, tablo böyle olur. Kasımpaşa ha, maçında. Yarın bir gün Beşiktaş hakemle mağlup olursa onu da söylerim. Kasımpaşa maçında doğrudur. Cüneyt Çakır'a aynı Fırat Aydınus'un dün yapmış olduğu eylemi yaptı. Onurcuğum. Ya ne diyorum size operasyonlar hocam, yapılıyor. Dün akşam yaptı. Trabzon'u aynen Trabzon'u kaç hafta doğradı. Hadi dedi bir kıyak yapayım dedi Fırat Aydınus. Bu işler böyle mi oldu? O da olmadı. Bir. İkincisi bugün aynı şekilde evet. Cüneyt Çakır bugün aynı şekilde ben tutmaya kalksam Karşıyaka'yı tutarım. Çünkü Erdal Acar benim arkadaşım orada. Aa Göztepe göz. Ya dur abi niye bağırıyorsun? Tutmayı düşünsem Karşıyaka'yı. Her iki takıma da sempatim vardı. Son dakikada siz Engin Baytar atmış. Büyük camiadır ama maçın sonucuna tesir etmiştir. Oyuncuyu atarak. Aynı şeyleri söylüyoruz. Hayır doğru söylüyorsun. Ama Beşiktaş'ın Fenerbahçe galibiyetinde ama bu Beşiktaş hocam. Var mı? Tamam bir dakika dur. Ama bu Beşiktaş. Kadar var. Hocam bu Beşiktaş. Evet. Hiç futbol oynamıyor diyemezsin. Asla. Evet ya. Asla. Bu Beşiktaş hak ediyor. Türkiye'de en fazla. Burayı hak ediyor. Şey, sana bir laf söyledim hocam. Sinancığım elmayla. Sen oyna hakem de senle beraberdir dedim. Müsaade et. Hatırladın mı? Beşiktaş şu anda doğru dedi. Keyif veren, gönülden oynayan bir kolej takımı hüviyetinde hepsi. Sana geçen sene bir soru son sordum. Son derece sevimli bir takım. Ona hiçbir lafım yok. Sevimli ama şu mi? Gerçeği. Lan bu demek değildir ki. Beşiktaş Fenerbahçe'yi hakemle yendi. Beşiktaş Kasımpaşa'yı hakem kıyağıyla kurtuldu. Bu akşam da. Hani bu akşam bunların içinde en ılımlısı. Ama bunun yanı sıra Türkiye'nin en iyi takım Beşiktaş diyorsunuz. Lafım yok. Hakem iyi takım olmak. İyi takım olmak hakem kıyamda yürümeye gelmez ki. Bunun yanı sıra en fikiriz. Kısmen. Hani o ayrı bir konu. Hakemin yanı sıra ayrı bir konu. Bunun yanı sıra diyoruz ki en iyi takım Beşiktaş ama tamam sen ya. Zaten güçlüsün. Sen iyisin. Hakem seninle olmak zorunda. Nasıl? Yemin olsun. Siz öylesiniz. Siz öylesiniz. Ben iyi oynadım. Siz aksesler olsunuz. Bir dakika. Ben Türk futbol tarihindeki en sorumsuz, en
skandal demek, açıklama. Hoca bir dakika. Ben açıklamak. Kusura bakmayın Rize çayıyla ilgileniyordum. Duyamadı. Sen demin İçeri ver Sinan oğlum. Engin olarak Sinan Engin'i göster kamera. Sinan Engin olarak sen. Bir dur. Anlatayım mı? Dedin ki takım iyi oynarsa soy ismi neydi? Takım iyi hakem de senle beraber olur. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Rasim bir saniye. Sevgili Beşiktaş yönetimine buradan sesleniyorum. Sayın Başkanımız Fikret Orman'a yönetim kurulundan ve Arda Türk Doğan mıydı? Bizim Arda evet eski evet. Arda evet. Arda ne yapmış? Arda Bey biz Olcay ve Oğuzhan'la kötü bir şey konuşmadık. Ne herkesin olmuş? İçerisinde Beyaz TV muhabirini bir daha azarlarsanız size o azarladığınız şekilde layık olduğunuz şekilde bizim bedelini ağır öder kelimelerinize dikkat edin. Bedelini ağır öder yok kim bilmem de. Arda konuşmanıza tamam. Dikkat edin. Sizden kim o adam söyle bakayım siz söyledin. Konuşuruz ya. Söyle. Konuşurken dikkat. Arda'yı tanıyorum, Arda'yı tanıyorum. Evet. Ben biliyorum. Kim o ya? Yarın konuşuruz. Denip uzatma gerek yok. Adını bildiririz. Bakın bir laf var arkadaşlar. Geçen hafta da söyledim bunu. Sen sahada kuvvetli olursan hakem de seninle beraber olur. Yine hakem zayıf takımın yanında olmaz. Ya. Bir dakika ya. Bu hakemleri son derece. Bu hakem. Bu son derece maksimalist perşembe. Sen sahada demek böyle bir işini şöyle dese, şöyle dese anlayacağım. Sen sahada güçlü olursan hakem sana hiçbir zarar veremez. Onu işte. Ben ondan anlamıyor ki sen de beraber olur diyor. Anlama. Sana zarar anlamı veremez o. Diyor yani. Sen iyi takımsan hakem seni yıkamaz. Ama anlamı o işte. Sen sahada güçlü olursan hakem sana hakem zarar senin veremez. Olur, veremez. Zarar çünkü tamam. Demiyorsun. Sen öyle demiyorsun. Bunda, ki, hakem de sen bunda zaten diyorsun. Bir şey olmaz der hakem. Ben güçlünün yanında olayım der. Ya Sinan böyle bir mantık son derece tehlikeli bir mantık. Ne mantık tehlikeli hocam ya? Beşiktaş'ın. Ne mantık hocam ya? Eğer Beşiktaş'ın 100. yaşında hocam ben senin işleri. Kuddisi. Gibi bir şey bu ya. Bir dakika bakın bırakın bu işleri. Bir dakika bir şey söyleyeceğim size. İnanılmaz şeyler söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim size. Ruh geri geldi. Dur. Ben seni korurum Kuddus. Bu arkadaşlar başka geldi. Dünyada falan mı yaşıyorlar? Ya, bir anormal karşıladınız. Şuradaki söylediğim lafı. Bir dakika dur. Sanki şu ülkede hiç hakem hatası falan yapılmıyor. Dur. Bir dakika dur Harbi. Yapılır. Bir şey konuşuyorum. Arkadaşlar bir şey konuşuyorum. Sanki bu ülkede hiç hakem hatasına falan tanık olmadınız. Oğlum. Hiç hakemlerin yaptığı işlere falan tanık olmamışsınız gibi konuşuyorum. Bir şey söylüyorum. Oğlum. Üstüne basa basa. Sen kuvvetli olduğun zaman hakem de senin yanında olur. Bırakın bu işleri. Bırakın bu işleri. Sanki başka dünyada yaşıyormuş gibi konuşmayın. Vay. Siz hakemler her şeyi biliyorsunuz. Türkiye'de aleni. Ben bak bir şey söylüyorum. Aleni itiraf. Hiçbir zaman bir hakemlerimizde bir ilerleme oluyor mu? Hiç olmuyor. Vallahi her geçen olmuyor, gün kötüye haklısın, gidiyorsunuz. Haklısın, her geçen gün haklısın. Hakemler maçın skorlarına tesir ediyorsunuz. Anormal söylemiyorum. Bak sevgili seyirciler iyi dinleyin. Sen güçlü olursan sahanın içinde hakem de seninle iyi olur. Beyler, senin o. Yanında düğü çalar. Hocam o zaman yarın Beşiktaş hakem darbesi aldığında yırtmayacaksın burada ne bizleri. Ne alakası var? Hatasını söylerim. Ne? Hatasını söylerim. Baba ben de sana diyeceğim ki deveden büyük fil var. Hatasını söylerim. Ya bir dakika Sinan bu tehlikeli açıklamayı nasıl yaparsın? Yani tehlikeli ya? Hocam senin yaptığın sana yaptım. Nerede tehlike? Benim nereyim tehlike? Hocam anormal bir şey mi söyledim ya? Tabii anormal. Sen sahadan oynarken. Anormal daha da. Hocam sen sahada. Yok. Çok hocam, tehlikeli ben sana bir şey bunu geçen sene İllegal. Tehlikeli falan değil geç. Ben sana geçen yani sene yani şunu demek istiyorsun. Burada 20 senesi 20 küsür senesi hakemliğe vermiş bir eski adama sen. Size güçlünün yanında mısınız? Hakemler sahada. Dur ya. Abi Cegar ya. Diyorsun ki güçlü bir yana yaptı. Ne söylüyor bu? Hocam bu hakaret. Sahanın içinde. Hocam sahanın içinde oynanan futbolla ilgili söylüyorum. Saha içinde bir futbol evet. Takımı. Evet. Abi bunu hakemlerle falan duyduk biz. Hocam, yapmayın ya. Evet. Ya. Abi uzaydan falan mı geldiniz ya? Sahanın içinde bir hakem. Yani şu var. Beşiktaş evet. Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa tırmalıyor. İyi alıyor. Mücadele ediyor. Maçı da kazanıyor. Dakika 90. 3-2. Evet. Tamam Beşiktaş iyi de oynuyor ama Kasımpaşa da iniyor. Cüneyt Efendi. Ya bu Beşiktaş azıcık daha iyi oynuyor Kasımpaşa'dan şöyle. Ben bunu 5-6 derece daha fazla iyi oynuyor. Bir de maçı yanlış vereyim. Elinle alsın. Bir de dandik penaltı vereyim. Peki o zaman bugün aynı Cücü Efendi Göztepe Karşıyaka Sinan abimizin arkadaşının takımı Karşıyaka'ya bir kıyak yapayım. Bak kardeşim bugün kıyak yaparsın. Senin söylediğin ne peki? Hocam kıyakçılığın benim söylediğim ayakçılığın durdur Rasim. Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Beşiktaş stadı. Dinle. Fenerbahçe
Fenerbahçe'yi boğuyor. Senin söylediğinin tersine. Bir dakika ya. Dün akşam da o zaman niye Galatasaray 3-2 önde, Galatasaray güçlü takım? Tabii. Niye umut attın? Hakem, hocam bir şey söyleyeyim sana. Hakem bile maçın 3-2'den 4-3 olduğunu tahmin etmedi. Dinle bir dakika. Hocam taktik değiştirdiler hocam. Çok tehlikeli konuşmalar. Hocam, hocam. Ya hocam. Maalesef. Bir dakika dur. Şimdi Ertem'ciğim bir saniye. Tehlikeli falan bir konuşma falan değil. Benim söylediğimin tersini yapıyor o zaman hakemler. Bir dakika dur dur. O zaman benim söylediğimin hakemler tersini yapıyor diyorum. Peki ben yanılıyorum. Beşiktaş 3 veya 4 hafta hakem hatalarıyla ard arda kazanıp şu anda 5-6 puan geride olsaydı. Hem sana soruyorum Sinan, evet, hem de alo Sıvacı Ertem, evet, sana soruyorum. Yok öyle. Evet sen. Evet. Hocam. Yine şey yapabilir miyiz bu kadar? Olabilir, hakemler insandır. Ne olur cici deme, Cüneyt deme. Hocam bu oyunun içinde. Hocam bakın bu oyunun içinde gelişir. Her maçta olacak iş değildi bu. Hangi bazı maçlarda oynanırken hakem bilir ne yapacağını. Ya hocam sanki bu hakemleri uzayda falan geldin. Sanki sen yeni uyanmış falan gibi. Abi Fırat Aydınus'a bakıyorsun olmayan penaltıyı veriyor. Niye veriyor abi? Onun bir sebebi var. Sen niye veriyor? Sence niye verdi? Onun sebebi sen değil. Ahmet Hoca'ya söyleyeyim mi sana? Onun sebebini söyleyeyim. Gaz almadın o. Onun sebebi şu. Beşiktaş lider oldukça Ahmet Çakar, Rasim Ozan... İkisi. Sen gaz alma dersin. Hocam bak bir dakika. Rasim Ozan ve Ahmet Çakar'ın. Sen gaz alma dersin. Bir anda hakem derdi çıkıyor ortaya. Ertem'ciğim hocamına Fırat Aydınus'un yaptığına gaz alma. Eyyam der. Eyyam der. Veya Trabzon'un yarasını. Trabzon'un Meğrem sürüyüm der. Ama ben öyle demem. Benim hakemlerim niye? Ben öyle demem. Çok ağır eleştirilecek adamlar biliyor musun? Türk hakemleri nasıl biliyor musun? Katili lafı falan söylüyorum. Adam değil hocam. Bir hafta önce Trabzon'da senin hakem kardeşin hürriyeti tahdit edilmiş. O rezaletti. Stattan çıkartılmamış. Ve sen dün çıkıyorsun. Sana merak ediyor ki Fırat. En böyle suplesi olan, evet, oynayabilecek adam sensin. Al maçı yönet diyor. Ve o 90. dakikada sözüm ona, hakemlik onunu ayaklar altına atarcasına. Bir hafta önce Türk hakemliğinin orada tarihindeki uğradığı en onur kırıcı onun davranışı. Onun Beşiktaş'ta ne alakası diyorum var? Hocam bir dakika oradan gelmeyin hocam. Türk futbolunda bazı hakemler Türk hakemliğinin onurunu ayaklar altına almak. Hocam peki o zaman benim söylediğim niye adamlar karşılıyorsunuz? Hayır yanında olsun diyorsun sen ya. Bir dakika dur ben bak bir dakika. Bakın arkadaşlar tespit hata olmaz. He? Yani sen diyorsun ki böyle onur problemi, onur tartışmaları içine girecek Türk hakemleri az önce sevgili Sinan'ın dediği gibi güçlünün yanında olma. Fırat Aydınus gibi mi diyorsun? Hocam bazı arkadaşlar ya hocam bunu sen çok iyi biliyorsun. Bazı maçta bak arkadaş adam iyi oynuyor kardeşim, iyi gidiyor ya, oynuyor ya. Nasıl? Hadi kardeşim bitireyim işi, maç bitsin. Abicim bu vardır. Hakemler yapıyor. Bunu böyle yapıyorlar. Ya bana anlatmayın sanki. Arkadaşlar Apo sen ne balerin falan mıydın sen? Sen de simitçi falan mıydın? Ulan sen futbol dünyası içindesin. Bilmez misin simitçi? Yani. Ne dedi? Ne dedi? Vallahi billahi. Ne dedi? Diyor ki ben objektif tespit yaptım. Ben şimdi. Ne dedi abiciğim? Ne dedin sen? Çocuğudur demişsin sen futbolcu. Kim ya? Ne dedim ya? Söyle dedin. Aldırırım bantı geri. Bak dedi ki demin bize. Ne dedim ben? Sinan Engin. Evet. Nerede yayında mı dedin? Tasvir evet. Tasvir olarak. Evet. Şimdi ben düzelttim. Şimdi ben öyle sen tercümanlık yap. Sen savunuyorsun zannettim ben. Sen tercüman ol. Sen tasvir etmişsin. Diyorsun ki iyidir, kötüdür, doğrudur, yanlıştır. Tüm futbol alemi budur. Türk hakemi budur. Türk futbol alemi bilmem ne bilmem nedir demeye getirdi. Haklı. Şimdi bu eğer abi, tasvirse. Abi hocam haklı işte. Hoca haklısın dedi. Tasvirse haklı. Abicim yapmayın. Hocam da o konuda. Bak. Kendinde değil. Bir dakika dur. Hoca ayrı. Ama mesela 90'lı yıllardaki karanlık işleri örtbas ederdi. Şimdi bir dakika dur. Rasim. Cüneyt Çakır. Durmaz. Kasımpaşa Beşiktaş maçındaki penaltı mı? Değil. Bize göre değil. Verdi. Değil. Penaltı değil abi. Cüce. Değil. Döndük. Penaltı döndük. Dinle bir dakika. Penaltı hasta mısınız siz? Hocam. Hocam. Penaltı falan değil. Apacığım bir dakika. Penaltı değil. Dün. Var. Diyorlar sana. Bir dakika dün ben bakıyoruz. Bir dakika dur. Bakıyoruz. Fırat Aydınus. Penaltı mı? Değil. Galatasaray Trabzon maçı. Kaç maç arka arkaya? Cüneyt Çakır, Süleyman Abay Trabzon doğrandı. Evet. Çağatay. Doğrandı. Çağatay. Evet.
her maç demiyorum. Bazı maçlarda bakar oyunun gidişatına. Takım işi bitiremiyor, ben bitireyim mi der. Bu budur arkadaşlar. Bunu anormal. Hakemleri şey yaptınız siz. Anormal değildir. Bir hakem için çok ayıp bir şey hakem camiası. Nasıl yani? Ayıp değil. Ayıp mı? Onursuzluk. Bunu tabii yani. Nasıl yani? Bak bu Fenerbahçe ya da Beşiktaş çok iyi oynuyor bugün. Ama bir türlü topu içeri sokamıyorlar. Kardeşim. Bunu ben sokayım. Ya senin hakemlerin. Yankaya'nın Burak'ın golünde artık. Onursuz senin hakemlerin Trabzon'u bitirdi ya. Bunu yapması gibi bir şey yani. Ya senin hakemlerin. Golü kendi atsın diyor. Senin hakemlerin Trabzon'u bitirdi. Camiayı bitirdi. Siz diyorsunuz ki hakemler böyle yapar mı? Trabzon camiasının Trabzon'un onuru yok mu? Yani ya bitiriyorlar da evet, hakemler. Abi hakemler abi. Göz göre göre hata doğru, yapıyorlar. Doğru diyor. Ama bilerek ama bilmeyerek. Ben de bu yorumu yüklüyorum. Bilerek ben. Ama bu her maçta olmaz. Bazı maçlarda oyunun gidişatında kuvvetli olan takımla beraber düdük çalar hakem. Mesela bugün Ali Palabıyık niye çalmadı? Kimin? Bugün Fenerbahçe ikinci çevre boğdu. Ali Palabıyık Konya'yı ezdirmedi. Konya'yı da ezdirmedi. Evet, evet işte tamam. Süper maç yönetti. Evet. Çatır çatır evet. Bak lafım yok Ali Palabıyık. Evet. Onun üzerinden oldu. Hocam evet. Her maçla alakalı değildir. Her maçla alakalı. Ama yoksa hakemin karakteri. Karakterle ilgili bir karakter şey. Karakter de vardır. Hakem karakteriyle ilgili. Hakem karakteri de vardır. Hakem delikanlı. Ama her maçta her maçta olmaz ama hakemle de alakalıdır. Hocam o zaman ben şunu diyebilir miyiz? Lütfen dur. Cüneyt Çakır. Yetenekleri itibariyle uluslararası standartta bir hakemdir. Karakteri itibariyle eyyamcıdır. Dersek yanlış olur mu? Şöyle söylesem ayıp olur mu bilmiyorum. Bu söylediğim lütfen suç anlamında analiz edilmiş. Anlayalım evet çıkartalım. Cüneyt Çakır senaryo. Türk hakemliğindeki lütfen bundan sonraki kelime suç unsuru taşımaması amacıyla bunu hakaret veya illegalite anlamında söylemiyorum. Söyleme, çok net altında yetenek çiziyorum. Yetenek olarak. Türk hakemliğinde Ergenekon'un başıdır. Şimdi bak Ergenekon derken Ergenekon yani illegal ekibin illegal anlamında söylemiyorum. Bakın hocam bütün puzzle'ın parçalarını bir araya koyduğumda Türk hakemliğindeki paralel yapının başı diye. Trabzon maçından sonra söyledim. Mesela Süleyman neydi çocuğun soyadı? Abay. Hakem. Süleyman Hakem. Abay. Benle Sinan gibi 30 seneleri beraber geçmiş. Düz adam mı? Şimdi düz adam ters adam bilmem. Cüneyt Trabzon'u boğuyor. Arkasından Süleyman gidiyor. Ne anlamda gidiyor o da boğuyor. Bir dakika. Arkasından Çağatay gidiyor mu? O da boğuyor. Cüneyt organizatör mü sence o? Bak şimdi organizatör demiyorum. Ergenekon da illegalite anlamında yani söylemiyorum. Yani şunu diyorsun sen. Vesayet diyeyim. Vesayet örgütünün. Yanlış işler olduğunu duyum alıyorum. Yanlış işler olduğunu duyum almakla kalmıyorum. Görüyorum mesela Bayram değil Seyran değil. Ya yıllar sonra Göztepe Karşıyaka İzmir'de güzel bir çok sıcak öyle, İzmir öyle. Gününde adam gibi maç oynayacaklar ki oynadılar. Maç dengeli gidiyor. Hır yok gür yok. Lan ilk devre bir adama atıyor. Hakem olarak bakıyorum. Karşıyaka'yı kazandırmak amaçlı. 25 senemi analiz ediyorum. Ulan bu kırmızı kart verilemez. Hocam Karşıyaka'yı niye tutsun? Bir şey sorabilir miyim? Tutsun lan. Talimat gelmiş. Buradan Ahmet Çakar'a talimat falan gelmemiş. Ben talimat geldi ben demiyorum bakın, ki. Bakın bir şey söyleyeceğim. Buradan Ahmet hocama söyleyeceğim. Göztepe'nin hakkı geldi diyor hocam. Her şey bir kenara bir dakika. Geldi tabii geçti. Hocam hakem tarafından Beşiktaş boğulmuştur. Galip gelmiş. Göztepe hakem tarafından boğulmuştur diyor Ahmet Çakar. 1-0 kazanmış. Beşiktaş'ın galibiyetini. Ben izlemedim Allah. Süleyman Abay, İzleyemedim. Göztepe Karşıyaka, Cüneyt Çakır'dan gelip 1-0'lık galibiyeti bir şekilde söyleyeyim. O zaman sen şunu istiyorsun. Neden, Mete Kalkamada bu şekilde Beşiktaş takımı. Ben anlamadım Beşiktaş yani. Takımı. Bugün. Soruyu bile bulamadım ben. Özellikle kanatlar arasındaki bağlantıları geçme konusunda mükemmeldi. Şunu istiyorsun. Son yarım saat yoğun maç trafiği nedeniyle oyundan düştüler. Son 10 dakikaya baktığımızda Beşiktaş beraberliğe razı beni biliyorsun. Ben onu sevmiyorum. O konuşmaları ben de sevmiyorum. Bir şey söyleyeyim. Etmişim balık mı sonra? Etim hocam. Etin sert tarafı. Etin çok sert. Ama şu ana kadar performansın hep etin yumuşağı gibi. Etin yumuşağı tarafı söyleyeyim. Yumuşak et mi? Sessizsem sakinsem, sıvacıysam bir sebebi var hocam. Neymiş ama o? Sıvacının mesela yanında dünyanın en sert insanı da zaman zaman oluyorum. Biliyorsun. Bir görmek isterim şahsen. Yok olmaz size karşı. Olur. Sözde. Bir dakika. Ertem şunu diyor. Suskunluğum asaletimdendir. Bir lafa bakarım. Bu o da ne demek? Öyle bir şey demem. Ahmet Çakar'ın özür dilerim. Hayır öyle bir şey demem. O ben derken de Ertem. Olur mu benim haddim? Çok objektif olduğunu söylüyorsun. Bir dakika sen çok objektifsin evet, değil mi? Evet hocam. Hep bunu evet, da bekliyor. Aynen öyle. Peki ben sana soruyorum. Sor çok hocam. Ciddi. Sor. Sana göre objektif miyim sen söyle. Elini vicdanına koyarak söyle. Bana göre objektifsin ama bu cevabın da çok önemli. Tamam. Belki de değiştiririm bu cevabı. Tamam. 11 tane maç oynanmış. Tamam. Bu 11 maçta sezon başından beri hakem hatalarından lehine en avantaj eden 4 büyük takımdan
En çok hangisi? Yani 4 takımdan hangisi hakem hatalarından avantaj elde etti? Bu 11 maçta. Doğru söyle. Elimi vicdanına koyarak söylüyorum. Dün buna benzer bir şey Sinan'la yapmıştınız. Elimi vicdanına koyarak söylüyorum. Bir dakika hocam. En zarar gören de Trabzon. Trabzon sonra da ben sana söyleyeceğim. Şunu söylesem cevabını alır mısın hocam? Söyle bakalım. Fener Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe hakem yüzünden kaybetti. Ben genel söylüyorum. Genel. Ama ben Fenerbahçe'nin kaptanına söylüyorum. Tamam genel. Beşiktaş orada Fenerbahçe hakem yüzünden kaybetti diyorum. Tamam. Kazanabilirdi. Hayır genel olarak söylüyorum. 11 haftadır. 11 haftadır. Hocam tek tek incelemem lazım. Hayır, tek geldi. Tek tek incelemem lazım. Beşiktaş Bursa hocam. Ben cevabını vereyim. Çok güzel soru değil mi? Çok güzel soru. Ama böyle kıvırmadan tek bir cevap istiyorum. Ben vereyim mi cevabı? Kıvırmadan söyleyeyim. Ben söyleyeyim. En çok Beşiktaş arkadan daha hiç Beşiktaş değil hocam. Hayır hiç Beşiktaş değil. Hiç Beşiktaş değil hocam. Sen de kim bakıyorsun? Efendim? Kim? Hepsi arkadaşlar. Nasıl hepsi? Hepsi hocam. Ertem dur. Hepsi hocam. Ertem. Ben vereyim Ertem cevabını ya. Beşiktaş'ı bu kadar yerden vereyim mi hocam cevabını? Bakın. En güzel soru hep Beşiktaş'ta geliyor yaptınız hocam. Soru sordum sana. En güzel soru hep soru sordum Ertem. Beşiktaş kadar. Beşiktaş takımı iyi oynadığını zaten söylüyorum. Beşiktaş kadar başımız var. Biz şerefli ikinciliklerle büyük hocam. Beşiktaş kadar. Biz şerefli ikinciliklerle büyük hocam. Nereden hep bunu gündeme getiriyorsunuz ya? Beşiktaş kadar başınıza taş düşsün. Beşiktaş lider oldu. Beşiktaş lehine hakem hataları, kimin lehine ben falan bunları söylemeye başladım. Yok. Arkadaşlar, sen söyle kardeşim. Ligin sonuna söyle. Bakalım. Bir dakika. Lig daha 10. Kadar. Bir dakika. 11. Şu ana kadar diye konuşulmaz. Şu ana kadar. Lig uzun bir maraton. Bir bakalım. Evet Beşiktaş'ın lehine işte Kasımpaşa maçı söyledik. Fenerbahçe hatalar yapılmıştır. Bir bakalım. Bu. Maraton uzun. Bir bakalım sen şimdi 10 hafta 11 haftayı değerlendirmeyin. Abi ben bu hafta 11 haftayı söyledim. Hayır. Sen dün öyle bir bakalım. Öyle bir şey ya dünkü programınızı seyrettim ama kim daha ne malandı diye siz yaptınız. Sinan hayır Sinan abi hep şunu söyledi. En çok canı yanan Trabzonspor. Hayır bu konuyu konuştuğumuz abi Trabzon'a hayır zaten. He. Trabzon'un canı yanmadı. Trabzon doğrandı bitti. Doğru. Trabzon'u da doğradılar attılar kenara. Yani demin benim hakemle ilgili söyledikten sonra bu söylediğime uzaylı gibi karşıladınız. Yani uzaylı sanki hiç hakemle hata yapmıyormuş gibi. Hayır falan. Hayır. Bir ama hakem bilinçli olmayan haklı. İyi oynayan takıma yol veriyor. Bir dakika dur. Adam görmeden penaltı veriyor. Ondan penaltı veren adam. Onu da yapar ya. Ben size bir soru sorabilir miyim? Tamam da iyi bir şey. Bir dakika dur. Şey Göztepe'yi de. Bir dakika dur. Şey Göztepe'yi de seviyoruz. Karşıyaka'yı da seviyoruz. Evet. Bizim iki kulübümüz. Tabii. Ama bugün 11-11 oynasa belki maç berabere bitecek. Tipik beraberlik maçı. Doğru. Berabere bitecek. Ben maçın gidişatına bakıyoruz. Sorabilir miyim? Onun için abi, ne olur? Vereceğim. Çok önemli. Onun için arkadaşlar. Yani 11 haftada Beşiktaş'ın lehine alene. Şimdi buradan şöyle şunu çıkarıyorsunuz. Hemen bakalım buradan bir provokasyon. Yani şey Beşiktaş'ın önüne hakemlerle nasıl kesilebilir? Biz. Hemen buradan bir ters manyar. Bizi mi dinleyecek hakemler? Hoca buradan. Hakemler bizi mi dinleyecek? Nasıl yani? Bizi dinleyecek, bizi dinleyip... Dünya dinliyor, mi? Uzaylılar dinliyor seni. Apo. Özür dilerim. Mars'ta dinliyorlar bizi, Mars'ta. Vallahi. Şunu soracağım size. Kim? Beyaz TV'ye yardımcı olmayacağım demişsiniz. Ne gibi yardımınız oluyor? Hocam. Hocam lütfen. Ertan röportaj yaparken hayır, önemli değil. Biz Beyaz TV'ye yardımcı olmayacağız diye bir laf söylüyor. Beyefendi. Bırakın bu görevi nedir? Bunu nasıl söyler? Bunu öğrenmek istedik biz. Demek ki bir görevi bak görevini bilmediğin halde bunu sorgulayacaksın. Ben biliyorum. Gerek ben yok. Çok iyi biliyorum. Hayır, gerek Coşkun, yok. Ama Coşkun, şu anda basın gerek basın ilişkilerde orada. Coşkun'la konuşun o zaman. Bizim Coşkun'la konuştuk efendim. Tamam, buyurun, ben de Arda Bey'e sordum. Ama yok şurada konuşun lütfen. Tamam, tamam. Yanlış oldu. Konuşmadı beyefendi. Ama çocuklar var buraya. Tabii ki. Tabii ki. Ben görevini çok iyi biliyorum hocam. Görevinizi bilmediğinizi söylüyorum. Hayır, hayır. Yok zaten ama yanlış. O arkadaşın görevi o değil. Onun için Arda, sordum. Arda, havaya mı girdin oğlum? Ha? Bu yanlış abi. Yani, bu hangisi o kravatlı herif mi? Önden giden arkadaş. Değil o. Adam geçti. Olsun. Evet geçti. Geçti şeye girdi. İçeri girdi. İçeri girdi. Hocam eskiden biletlere bilet alırdı. İyi bir çocuktur ama niye böyle davranmış bilmiyorum. Ne bileti? Biletçi miydi? Yani bilet keserdi. Şimdi sonra Ümraniye'ye futbol takımının içine almışlar herhalde. İyi çocuktur. Saygılı çok iyi. Efendi bir çocuktur. Temiz çocuktur. Yani ne oldu bilmiyorum. Gelen... Öğreniriz. Değildi. Tribünle alakası yok. Sinan abi bir soru soracağım. Buyur canım. Sinan abi bakın hepimiz biliyoruz değil mi? Sinan abinin başına ne geliyorsa yapılan yorumlarda iyiliğinden ne kadar tarafsızsın biraz Beşiktaş'ı savun. Biraz bilmem neyse hep Beşiktaş'ı savun derler değil mi? Evet. Biliyoruz. Bu... Sinan abiye bir soru soracağım. Elini vicdanına koy lütfen bak. Rica ediyorum kardeşin olarak. Sinan abi. Söyleyeceğim. Beşiktaş bugün hakemle mi kazandı? Hayır ya. Ne kadar bitti ya. Bu olur mu ya? Olur mu öyle şey ya? Ya bütün millet bize gülüyor şu anda. Ne Beşiktaş hakemle kazandı. Ya Beşiktaş'ın önünü kesmeye Beşiktaş... çalışıyorsunuz. Olmaz yine ya. Yine Beşiktaş'a algı operasyonu. Diyor. Ertem. Olmaz ya. Yine, bakın yine Beşiktaş'a algı operasyonu yapılıyor. Abi ne kırmızısı ya? Yapmayın ya. Nerede kırmızı var ya? Ahmet Hoca kırmızı kart diyor. Biz mi? Ahmet Hoca'nın dediği ne anlar Ahmet Hoca kırmızı da ya?
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük 5 hakeminden birine ne anlar Ahmet Hoca dedi? Bana ne ya? Hocam Allah sana sabır versin. Bana anlamaz ya. Ne? Bana Beşiktaş'la ilgili Ahmet Hoca anlamaz. Beyler. Allah üzücü olan şu. Ertem seni yakınıyorum ya. Her biriniz Türkiye'de sosyal yönden önemli bir konuma sahipsiniz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Ama ben hariç. Her biriniz Apo dahil tarafsınız. Şu an TT oldun hocam. Tarafsınız. Niye tarafsınız? Niye TT oldun? Rasim inkar etmiyor. Açık ben tarafım diyor. Ben dürüstçe söylerim. Sen de haklısın. Fenerbahçe takım kaptanısın. Tarafsın. Tarafsız ama ben objektif hocam. Sen tarafçını, sen çok gizli kripto tarafsın. Bir tane sen kripto tarafsın. Hayır, sen kripto. Bir dakika dur ya. Kripto tarafsın. Ne dedin daha yeni? Arkadaşlar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Allah. Tolga. Yüreğinize. Yüreğinize sağlık. İki takım görüyorum. Beşiktaş ve Galatasaray. Hakemlerden en fazla katliama uğrayan tek takım görüyorum. Trabzon. Trabzonspor. Onu taraftara söyledim. Peki. Sağ ol. Tamam. Evet. Özür dilerim. Uçak mı gidiyor bunlar? Ne yok uçağı? Hocam. Feribotlar. Hocam. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben senin söylediklerine katılmadım mı? Fenerbahçe maçı dedim. Cüneyt Çakır'ın Kasımpaşa doğru penaltı değil. Evet. Ama şunu söyleyemezsiniz. Beşiktaş hakemle kazandı diyemezsiniz. Maçın içinde hakem hata yaptı diyebilirsiniz. Bugün ama için hakemle kazandı bak, diyemezsiniz. Dürüstçe konuşayım. Bugün için hakemle kazandı diyemezsiniz. Geçen hafta %100 hakemle bir puan hediye aldı, cebine koydu. Onu diyebiliriz. Fenerbahçe'ydi, hakem hatasıydı. Belki de 3 puan aldı. Hocam, yani o olmasa bak gökte Allah var. Bu akşam için her ne kadar Quaresma'nın atılması gerekiyor. İlk devrede İsmail'e yapılan hareketle bana göre sarı ama kırmızı diye ben Quaresma'nın atılması. Hayır, şunu söylüyorum. Bu akşam tamam, bu bir itiraftır. Bu akşam %100 bir hakem kıya yok lakin. Yine var da galibiyete ile yorumlayamam ama geçen hafta dakika 90 küsür penaltı hediye. Fenerbahçe maçı 90 dakikaya baktığım vakit ofsaytlar şunlar bunlar gol, hakem katliamı. Ta 5 hafta 6 tamam, hafta önce. Tamam onda enfikiriz. Hatta ilk görüntü aldık burada kalktık. Enfikiriz. Ama sen Fenerbahçe yani Fenerbahçe maçıyla Kasımpaşa maçıyla penaltılar da haklı olabilirsin. Ama ya sen kalkıp da şu oynayan bu Beşiktaş'a bu Beşiktaş'a abi de bir şey söyleyeyim sana. Kazanıyor diyemezsin. Bir şey söyleyeyim sana. Haksızlık olur. Beşiktaş'ın da bana göre bu sene oynadığı 3 tane kötü maçtan biri bu gecedir. Bugün yani çok iyi oynamadı. Çok iyi oynamadı. Çok iyi oynamadı. Yani, ama bak mazur görürüm. Ama mücadele ettiler. Mücadele ettiler hocam. Öyle yoğun, ettiler, öyle yoğun bir maç trafiği ki. Mücadele ettiler. Yarın yazımda da göreceksin. Ya hocam. Bu gece tarihi bir gece. Kesin. Beşiktaş şampiyon olacaksa ki bana göre %100 favori Beşiktaş'tır. O gol şampiyon golü olabilir. Hocam İsmail'e. Bu gece çok önemli. Bir şey söyleyeyim sana. Bana göre, sana göre Quaresma'nın pozisyonu, bana göre de İsmail'e yapılan hareket kırmızı. Doğru. Sen yani bu göreceli bu. Sinan tamam dedim bu gece için. Tamam. Ama Beşiktaş hakemle kazan diyemezsin. Bakın Kasımpaşa maçında hakem bir penaltı vermiştir. O maçı söyleyebilir miyiz? Maçı. Bir ben puanı koyduk mu Kasımpaşa'dan cebe? Ama bunun sonu onu bir düş, onu bir düş. Kaldı 25, devam. Bir de Fenerbahçe maçta bir puan de. Beraber bir tane maç. 3 aldı. Beraber bir aldı fazla. 2 fazla o zaman. 2 de oradan düş kaldı mı 23? Ya hocam Fenerbahçe'yi ne yapacağım? Hocam neye hesap ediyorsunuz ya? Ertem Beşiktaş lider oldu. Biz Oğuzhan'ı konuşmuyoruz. Ertem dur dur. Bir dakika dur. Niye Quaresma'yı konuşmuyoruz ya? Hep bunlar Beşiktaş lider olduğu zaman hakem hataları, hakem hesapları yapılıyor. Arkadaşlar ligin bir 34. haftasını bir görelim bakalım. Bir eğrisine doğrusuna bakalım hakemlerle ilgili. Geçen sene Galatasaray'a bakın abi. Kırmızı kartsız lig bitirdi. Evet. Söylemedik mi? Konuşmadık mı? Konuşmadık mı? Söylemedik mi? O zaman geçen sene niye bu kadar hakem hatası geçmedi? Çok konuştum. Ne? Belli. Hayır. Yanlış anladın. Konuşmadın demiyorum. Geçen sene konuştun ya. Geçen sene konuştuk ya bu Melo dedik. 34 haftada sahada kaldı. Bu herifin en az 10 defa atılması lazım dedik. Ortaya koyduk şunu koyduk bunu koyduk. O zaman niye konuşmuyorsun? Yine konuştum ben. Bir de. Ama kalkıp da konuşmadın demiyorum. Şöyle demiyorsun. Şimdi de ya bırak hakemler güçlü yanında. Zaten Galatasaray şampiyonla oynuyor. Melo da atılmasın. Hocam, niye hocam, demiyorsun? Bakın. 15 dakika önce bize burada felsefe yapmasın. Felsefe yapma. Hakemler güçlü yanında. Hakemler güçlü yanında derken oyun içinde bazı maçlarda bu gerçekleşir. Tamam o geçen maçlarda her maçta gerçekleşti anasını satayım. Türk Telekom'da öyleydi. Tamam onun şeyi. Dediğime geldiniz. Tamam doğru peki. Mu bu? Yanlış doğru tabii. Yanlış bu yanlış. Ne yanlış ya? Yani bu manzara bu adice bir şey ya. Vay baba. Abi, içeri bak. Hacdan yeni mi geldiniz siz ya? Arabistan'dan yeni mi geldiniz siz? Bunu nasıl? Rasim açılmayayım ya. Ahlak ya. Bak abi içeri bak. Ahmet
Mehmet abi bu sefer soruyu ben Rasim'e de soruyorum. Zemzem getirselermiş ya. Aynen öyle. Arkadaşlar hocam, ya. Alsana bir görüntüyü. Beni Abdülkerim abi ve Ahmet abi. Zemzem mi? Bir dakika biz Sinan abiyle, ben Sinan abinin yerine de konuşuyorum. Ben şu anda mikrofonumu çıkartıyorum. Evet. Beşiktaşlı Ertem Şener olarak soruyorum. Mikrofon varken de öylesin bak, sen. Bir dakika mikrofonu çıkarttın varken de öylesin. Rasim dur. Beşiktaşlı Ertem Şener olarak. Ne olursunuz sözümü kesin. Beşiktaşlı Ertem. Ben Beşiktaşlı Ertem Şener olarak soruyorum. Sor. Ben öyle. Bu seneyi kabul ediyorum. Tamam 11 hafta. Evet. Siz geride kalan 49 sene Beşiktaş'ın yenilen haklarını kabul ediyor musunuz? Neler oldu? Neler oldu? Geçen seneyi kabul ediyor musunuz? Evet. Beşiktaş'ın kaçan şampiyonlukları, verilen teşvikleri, bilmem neleri, şunları kabul ediyor musunuz? Ahmet Çakan. Ben bu seneyi kabul ediyorum. Ama siz bir dakika. 30 yılda. Ben 11 maçı kabul ediyorum. Beşiktaş'ın anladığım kadarıyla. 49 yılın hesabı. Bir tane adam var. Anladım. Ertem. Hadi. Ertem. Bak ben bir Galatasaraylı olarak itiraf edeyim. Galatasaray ve Fenerbahçe bu tür işleri daha iyi bilir. Beşiktaş bu işleri çok bilemediği için daha şampiyon oldu. Süleyman Seba o işi biraz dengeledi. Ondan sonra biraz Beşiktaş hakları sonra bana anlattıktan anlatıyor. Ayıp olur da bak şimdi bir dakika. Şimdi ama bak şu. Ertem, doğru sana haksızsın bak, diyen oldu Ertem, mu? Ben Galatasaraylıyım ama her zaman geçen sene hiç kırmızı kart olmaması. 97 şampiyonluğunun bir rezalet olduğu. Bir rezalet. O vahap beyaza o verdirildi. Bak. Onları söylüyorum. Fenerbahçe'de bunları yaptı. Şimdi bu senede karar verilmiş. Beşiktaş şampiyonu yapacak. Son 30 senesini konuşuyorum. Hocam, son 30 sene içinde genel anlamda hakemlerin en fazla kadrine Beşiktaş. Bir dakika. Trabzon'da var. Benim bir 30 yıl diyor. Bak arkadaşlar ben menajerlikten ayrıldığımda bu rahmetli Tuğrul Yenidoğan ofisine otururken sohbet ederken benim hatta muhabbetlik var. Sesimi aldı mesela. Sosyal medyada kayda aldı değil mi? Kayda aldı. Sosyal medyada bu laf yayınlanır. İşte bilmem ne yapsınlar bir daha bizi şampiyon yapmazlar diyorum. Ben ayrıldıktan sonra. Serdar Bilgisayar ne derdi? Bu Twitter'da dönüyor. Bir tane bir terbiyesiz var. Böyle yazarı dönüyor. Onu Esenler evet, zaten evet. Halletti. Bak yine söylüyorum. Bak bu hafta kaç tane ceza aldı Esenler? Tebrik ediyorum seni Esenler. Bak bu hafta hem de, Esenler adamdı. Hem de bir dakika ileri atılmadan. Kadındır ya. Bir dakika dur. Adamdır. İleri atılmadan ceza aldı Twitter'dan hem de. İleri atılmadan yani sicille işlendi cezalar aldı. Esenler'i yine tebrik ediyorum. Yine gelecekler. Hepsine gelecek. Etmeyin diyorum arkadaşlar. Bakın. Ettiğiniz fark edilmiyor zannediyorsun. Bulunuyor. Gelecekler. Gel yasal dışı ses kaydını yayınlamak. Neyse o önemli değil. 5 yıl hapis. Twitter'da o önemli değil. Yayınlanıyor. Orada lafım var. Bir daha yapmazlar Beşiktaş'a diye. Ben hakemlerle ilgili doğru bunlardan dolayı söyledim. Doğru söyledin. Yapmazlar diye. Fakat senden çok kullandım Sinan bu akşam. Hocam. Bak niye kullandın böyle? Anlatayım biliyor musun? Bir teknik direktör vardı. Falanca takımı, kendini falanca takımı çalıştıran bir teknik direktör vardı. Adı ne? Sonra geldi. Bizde konuştuk. Sonra geldi bana anlattı. Luşescu. Bilemiyorum. Ahmet Özku mu? Çavuşescu mu? Davun mu? Davun mu bilemiyorum. Bravo, benim ağzımı bravo. Açtırmayın. Ne söyledi? Luşescu çılan demeyin. Burası er meydanı. Biz bize konuşuyoruz. İsim vermeye söylersin. Hocam ben isim vermiyorum. İsim vermeye ben Luşescu da demedim. Kristof Dağın da demedim. Skala demedim. Tamam. Ertuğrul Sağ. Yere girse ne dersin? Hiçbir şey demem. İsim vermeden neydi söyler misin? Ben bilmeden bazı şeyleri konuşmam. Ben bilmeden hakem güçlünün yanındadır tezini savunmam. İsim vermeden yani söyler misin? Bunu söylemedi. Sevgili Çakar var ya çok iyi biliyor da. Bildi halde söylemiyor. Yalandan burada. Ben bunu hakaret telakki ediyorum. Hayatım boyunca namus inanmadığım hiçbir düdüğü çalmadım. Ay, seninkini bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Ama sen ama hakemin camiasının ne olduğunu bilirsin. İki ters bir düz yapıyorsun Sinan. Et misin balık mısın senden de anlamadım. Aslında siz Beşiktaşlı da değilsiniz biliyor musunuz? Aa. İkinize söylüyorum. Şunu söyleyebilecek kadar ben medenice 30 yıl içinde benim de hakemlik yaptığım dönemler var. Camialar. Overall'da baktığımız vakit en fazla hakem hatasına mağlup olmuş takım Beşiktaş'tır. Bunu asla yatsımam ve itiraf ediyorum. Zahmet lakin, oldu hocam. Sağ ol. Lakin şu 11 haftada en fazla bu hakem hatalarından Beşiktaş yararlandı demeye medeni cesaretiniz yok. Ne herkesin canı yanmadı mı işte şunu kullandım sizden beri. Herkesin canı yandı. Bir neyi izlediğinizi anlayamadım. Ben maçında arkadaşlar, canı yandı. Aksar ben, maçında diyor onun eline değdi top karambolde penaltı çarpmış. Arkadaşlar. Hocam şimdi vermiyorlar bu son dönemlerde. Ben bütün. 50 tane çarpıyor. Güzel kardeşlerim. Ben bütün takımların fotoğrafını bilirim. Bana anlatmayın. Biz de biliriz Türkiye'de, abi. Bizim Türkiye'de, de 55. Türkiye'de bana biliyorum. Türk ama siz bugün hacdan geldiniz veya uzaydan bana geldiniz. Sanki başka ben bir şey anlatıyormuşum. Aa, olur mu? Öyle şey yapan.
diyorsunuz. Abi biz yani biz hayatımız boyunca sıfırladınız kafayı. Kuddisi demediğimiz için şaşırıyoruz. Şimdi burada demedik. Bir dakika. Şaşırıyoruz. Ben bunu niye söyledim biliyor musun? Bugün Türkiye'de Fırat Aydınus. Korkma Fırat Aydınus. Eyyam yapma Fırat Aydınus. Korkma Cüneyt Çakır. Adam gibi maç yönetsinler diye ben bunu söyledim. Tamam. Hakemleri korumazsan hakemlerde bir konsomatistik başlıyor. Korumak derken mafyamatik olarak nedir? Hocam korumak derken mafyamatik olarak düşünmeyin. Ben size bir şey camia söyleyeyim. Olarak düşünün. Ben neyim? Mafya mıyım? Şey miyim ben? Nasıl koruyacağım? Camia ile alakalı. Yani o sevgili arkadaşlar. Başına bir sinir engin lazım. Hayır. Onun için korunur. Beşiktaş'ın başına. Yok. Hayır ben başka bir şey. Onun için. Ben seni korurum. Hakem şu bu. Arkadaşlar dikkat edin, sezon başından beri her maçta hakem konuşuyoruz ve her maçta hakemler bir takımı paramparça yapıyorlar. Hepinize soruyorum. Evet. Allah'a inanıyor musunuz? Allah'a inanıyor musunuz? Bu akşam son 3 gece içinde bir şey fark ettim. Allah da Beşiktaş'ı koruyor. Niye? Çünkü Beşiktaş iyi. Tamam. İyi Allah insanlar. İyi peki. Beşiktaş Allah Beşiktaş'ı niye seviyor? Aynı çünkü şey Beşiktaş niye? Beşiktaş çünkü Beşiktaşlar iyi kalpli insanlar. Aa, Fenerli Galatasaray'a kötü değil. Şunu söyle. Uğur dile. Uğur dile Fenerli'den Galatasaray'lardan. Bu ne demek? Beşiktaş takımı oyuncularını insanlardan mı kurulur? Beşiktaş hayır. Beşiktaş takımı oyuncularına baktığım vakit Galatasaray ve Fener'e göre çok daha bana yakın bir tevazi diyorlar. Bir sevimsiz geliyor bir ki. Ama Allah'ı nerede kapıyor? Ne öyle estağfurullah. Allah niye Beşiktaş'ı kuruyor biliyor musunuz? Perşembe akşamı Ertem sen de vardı şeyi izledik. Beşiktaş Lokomotif Moskova. 1-1 kazanması gerekiyordu. Ulan dedim Beşiktaş zorla. Çok da istiyorum Beşiktaş'ın grupta gitmesini. Herkes dedi Beşiktaş düşman diyor ya. Ben geçen hafta Beşiktaş %100 şampiyon olur diyorum hala dediğimin arkasındayım. Aa! Niye? Eve geldim. İskender Bey. Sporting Lisbon'u yenmiş. Hocam peki İskender Bey Sporting Lisbon'u takdir yenmesi. Tabii. Beşiktaş'ın galibiyetinden daha önemli. Allah Sporting hocam. Sporting kazansın. Allah Beşiktaş'ı çıkamayacak. Allah Beşiktaş'ı istiyor. Allah Beşiktaş'ı seviyor, istiyor. İstiyor. Ya anladın mı içeride bir şey ya. Dedim sana? Ne dedin? Hayır dedim. Beşiktaş kazanır dedim. Allah'ın işi gücü yok. Bir dakika dur. Dur ya. Allah'ın işi. Allah istemeden bir şey olmaz. Bir dakika dur. Aferin Sinan. Allah istemeden bir şey olmaz. Ne dedim içeride? Direğe vurursun hiçbir şey. 70 dakika ne dedim içeride? Beşiktaş bu maçı kazanır dedim. Dedin şahidim. Evet, şahitsiniz. Hem de iyi oynamadı. Neden? Bir dakika. Aynen. Neden? Çünkü bir de Allah kötü, çünkü bana... Çok kötü Allah, oynuyoruz. Allah ben sen hissettim kardeşim. Ben Beşiktaşlar iyi derken Fenerbahçeliler kötü, Galatasaray kötü. Beşiktaşlar daha içten, daha mütevaziler. Allah bu sene Beşiktaş'ı farklı görüyor abi. Cenab-ı Allah öyle görüyor. Ya bütün Beşiktaşlar şu anda ayakta ve herkes seni söylüyor Sinan abi. Hangi şey? Ya. Bütün Beşiktaşlar. Hangi şey? Keşke o kaçan şampiyonluklarda da Sinan Engin taç çizgisinin kenarına gelse, herkese seni korurum deseydi diyorlar. Herkes, bütün biz Beşiktaşlar. Biz 2004 yaşadık. Ne kaçan şampiyonluklar biz 2004 var. Yaşadık mesela. Herkes mesela bir şey bana ya Sinan Engin 2004'ün hesabını ver. Ya birisi bir şey biliyorsa... gelsin bana da anlatsın. Kardeşim bizi de söyleyin. Beşiktaş operasyon yapmışlar da. Şimdi Beşiktaş operasyon yapıldı. Bana kimse operasyon yapmadı ben bilmiyorum. Beşiktaş futbol takımına yapıldı. Kim yaptı? Hakemler yaptı o sene. E peki ne oldu? Niye yapıldı? Bir kahve molası. Çünkü niye? Beşiktaş kendi içinde karışmıştı. Zayıflamıştı. Hakemler dedi ki bunları at kenara. Ya Ertem. Bir dakika. Tarihi bir söz. Yıllar sonra tarihi bir söz. Beşiktaş kendi içinde zayıflamıştı. Beşiktaş güçsüzleşmişti. Hakemler de demiş ki atın bunları kenara. Haluk Ulusoy şahittir. Bak olaya bak. Haluk Ulusoy şahittir. Aa kusun bakayım. Eski defterlerini açın bakayım. Açın da böyle. Haluk abi şahittir. 8 puan öndeydik. 11 puan. Bir dakika dur dur. Hocam bir şey anlatıyorum. Bir dakika dur. Çok önemli bir dakika. Haluk abi federasyon başkanı. Şampiyon yapıldı. Haluk abi federasyon başkanı. 8 puan. 2004. Bir dakika dur. 8 puan biz öndeyiz. Bir maçımız eksik. İlk yarı. Şansal Büyükaya da söyledim. Biz zor şampiyon oluruz dedim. Şansal abi hesap yaptı. Şu maçta. Zor oluruz. Haluk abi de federasyon başkanı. Haluk abi de söyledim. Dedim ki bizimkiler şampiyon gibi görüyorlar kendilerini dedim. Ya dedi daha Sinan daha devre dedi. Herkese söyledim. İşimiz zor diye. Havaya bakın girdiler devrede. Değil mi? Evet. Biz içimizde karışıktık. Evet. Sonra rakibin senin transfer yaptı. Biz Paskalı Maskalı ilanı sattık. Rakip. Sonra ne oldu? Adam sattı. Sonra birileri geldi. Hakemler, maç yönetimi falan filan tak. Bizim Ertem çok kısa bir şey beklemek bir dakika. Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Hocam bir dakika.
Ahmet Çakar'ı istiyorum. Sonra azıcık içim tamam. Kuruldu biliyor musun? Beyaz Ahmet Çakar'ı hazırlayın. Ertem, aynı 2004'te de Ahmet Çakar vuruldu. Beyaz TV'yi, Beyaz TV takip edenler, ben de buna dahilim diyorum ki kardeşim, Beşiktaş'ın hakları Türkiye'de hiçbir televizyon kanalında burada konuşulduğu kadar, korunduğu kadar konuşulmuyor ve korunmuyor bu kanalda. Beyaz TV'de. Buna rağmen Beşiktaşlı yönetici mi o neyse, bizim değil, yönetici değil. Arkadaşımıza, öğrendim, kardeşimize, öğrendim. Ertem'e bu işi öğrendim, yapıyor. Öğrendim. Kimmiş? Hani bir sorudan dolayı, hayır. Bu Beyaz TV'ye dua etsin Beşiktaş'a. Apocuğum. Hangi kanal Beşiktaş'a bu kadar yer veriyor? Ya kardeşim, Arda dediğin, orada çalışan profesyonel bir adamdır. Ya bizim evladımız, boş ver. Şimdi bak başka bir şey. Herkes senin evladın. Evladım hocam. Hocam konuyu bilmiyorsun. Yanlış değil hocam. O da kendi camiasını korudu. Şimdi burada Beyaz TV bizim televizyonun ayrı bir şeydir. O da kendi camiasını korumak. Tamam Sinancığım. Benim kardeşim bir sorudan dolayı kızmış. Sinancığım. Şenol Hoca'ya sorulan bir sorudan dolayı kızmışlar. Sinancığım. Ondan dolayı tepki. Sinancığım şuna katılıyor musun? Beyaz TV Beşiktaş'a. Beşiktaş'a en çok yer veren televizyon kanalı mıdır değil midir bu? Büyük kahve molasına gidelim. Kahve molasından sonra beraberiz. Acil gitmemiz gerekiyor. Büyüksün. Büyük kahve molası. Kahve molasından sonra kalkmıyoruz. Evet, 30 saniye sonra büyük bir sürpriz var. Çok sürpriz bir reklam var. 30 saniye sonra. Bu devran döner. 30 saniye sonra sürpriz bir reklam var. Bu devran döner lazım. Bir kahve